İkinci dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 10. sınıf yazılı notlarının içinde, hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'dan ulaşabilirsin. Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyada göçleri işledikten sonra şimdi de geldi sıra Türkiye'de göçler kısmına. O zaman hadi bakalım ünite içeriğimizde bizi neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda biz bugün Türkiye'de göçler kısmında nelerden bahsedeceğiz? Cumhuriyet'in ilanından günümüze kadar gerçekleşen hem iç göçler hem dış göçler, bunların sebepleri, sonuçları neler? Onlardan bahsedeceğiz ve bizim ülkemizdeki göçlerin ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri nelerdir? Onları da hep beraber öğrenmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Peki dersimiz bittiğinde bu dersin bize sağlayacağı fayda ne? Türkiye'de yapılan bir göç hareketini ya da sizin yapmış olduğunuz bir göç hareketinin hem nedenini öğrenmiş olacaksınız, hem de bu göç hareketinin ne gibi sonuçları var onu da öğrenmiş olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Dersimiz bittikten sonra yazılı anlamında burası oldukça önemli ki mutlaka soru olarak gelecek yerlerden bir tanesi. Hemen ne yapıyorsun? Ödevlerini de çözmeyi unutmuyorsun. Hemen sıfırdan ona kitabını açıyorsun. Sayfa 140'ı çözüyorsun. Dinamo Coğrafya Soru Bankası kitabını 121-122. Sayfaları da güzel bir şekilde çözmeyi unutmuyorsun diyelim. Hadi bakalım Türkiye'de göç kısmına şöyle bir giriş yapalım. Türkiye'de şimdi biz genel itibariyle zaten bunu biz şeyde de söylemiştik. Dünyada göçler kısmında da söylemiştik. Türkiye'de göçü de genel olarak biz ikiye ayıracağız. Yapıldığı yere göre iç göç, yapıldığı yere göre dış göç olmak üzere. Peki Türkiye'de birincisi iç göçler nelerdir dersek? Türkiye'de iç göçler genel olarak birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de yoğun olarak yaşanmış ve yaşanmakta ve iç göçümüzdeki göç yönü doğudan batıya doğru gerçekleşmektedir diyebiliriz. O zaman burada şunu unutmayalım. Doğu kısımda bu göçe sebep olan itici bazı faktörler var. Batı kısımda ise göçe sebep olan çekici bazı faktörler vardır diyebiliriz. Mesela nasıl dersek, tarım topraklarının doğu kısımda miras yoluyla parçalanması, iş imkanlarının kısıtlanmasına neden olmakta. Bu da o alandan insanların göç etmesine sebep olmaktadır diyebiliriz. Devamında sağlık hizmetlerinin, eğitim hizmetlerinin gelişmemiş olması ya da batıya doğru gittiğimizde eğitim ve sağlık hizmetlerinin, iş imkanlarının gelişmiş olması bu noktada iç göçlerin doğudan batıya doğru yoğun bir şekilde yapılmasına neden olmuştur diyebiliriz. Yani biz atıyorum Iğdır'dan kalktık. Nereye geldik? İzmir'e geldik. İşte bu yapmış olduğumuz göç iç göç olarak geçer. Peki ikinci göç hareketimiz nedir dersek, ikinci göç hareketimiz dış göçlerdir sevgili arkadaşlar. Bu ülkeler arasında gerçekleşen göç olarak karşımıza çıkmakta. Yani Iğdır'dan birinin kalkıp da nereye gitmesi? Avrupa'da Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye gitmesi, bunlar da dış göç olarak geçmektedir. Ve burada sevgili arkadaşlar şunu unutmayalım. İç göçte ülkenin nüfusunda bir değişim yaşanmaz. Bölgeler arasında nüfusta değişim yaşanırken dış göç ise nüfusun artmasına ya da nüfusun azalmasına neden olmuştur diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Peki göçe neden olan faktörlere baktığımızda mesela tarımda makineleşme, nüfus artışı, tarım topraklarının miras yoluyla parçalanması, doğal afetler, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği göçe neden olan faktördür. Hangi faktör dersek, bu sebepler, yani buradaki saymış olduğumuz 5 tane durum göçe sebep olan itici faktörler olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Peki iş olanaklarının çeşitli olması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması, kültürel faaliyetlerin fazla olması, dini inanç ve kişisel özgürlükleri daha rahat bir şekilde yaşama isteğimiz göçe sebep olan sevgili arkadaşlar unutmayalım çekici faktörler olarak karşımıza çıkmakta. Yani biz bir A noktasından bir B noktasına göç ediyorsak A noktasında göçe sebep olan bazı itici faktörler olacak. Sağ köşede görmüş olduklarınız
yaptığımız gibi B noktasında ise göçe sebep olan çekici faktörler olacak. Sol üst köşede görmüş olduğunuz gibi sevgili arkadaşlarım. Peki biz Türkiye'de iç göçleri nasıl ayıracağız dersek, bunlardan birincisi sürekli göç. Nedir bu? Mesela biz atıyorum Hakkari'den kalktık, herhangi bir sebepten dolayı nereye geldik? Ankara'ya geldik ve yerleştik. Bak, Ankara'dayız şu anda. Hakkari'ye gitmedik. Buraya yerleştik. Bu sürekli göç olarak geçer. Bir de bunun kademeli olan kısmı var. Mesela nasıl? Sen mesela köyde yaşıyorsun. Köyden göç ediyorsun nereye? Kasabaya göç ediyorsun. Kasabadan nereye gidiyorsun? İlçeye gidiyorsun. İlçeden nereye gidiyorsun? İl merkezine gidiyorsun. Yani küçük bir alandan daha büyük bir alana, sonra daha büyük bir alana göç ediyorsan buna da kademeli göç diyoruz. Bir de üçüncü kısımda mevsimlik göçlerimiz var. Peki bu mevsimlik göçler nelerdir dersek? Özellikle tarımsal faaliyetler için biz bu göçü yapmaktayız. Nasıl? Karadeniz bölgesinde özellikle fındık ve çayın hasat dönemlerinde insanlar bu alanlara gelip çalışmaktalar. Gürcistan'dan bile gelip bu noktada hasat döneminde çalışan insanlar mevcuttur diyebiliriz. Bu birincisi. İkincisi, güney kısımlarımız özellikle Adana, Hatay, Urfa hattında pamuk hasat döneminde insanlar gidip bu alanda çalışmakta, hasada katılmakta. Niğde ve çevresinde patates hasadı için insanlar o alanlara gitmekte. Ege bölgesinde özellikle zeytin hasadı için, tütün hasadı için, üzüm, incir hasadı için bu alanlara gitmekte ve hasat bittikten sonra tekrar bulunduğu yere geliyor. Yani gene aynı örneği verelim. Mesela biz Hakkari'den çay hasadı için Doğu Karadeniz'e gittik. Hasat bittikten sonra tekrar Hakkari'ye geliyorsak, bu unutmayalım, bu da mevsimlik göç ve tarıma bağlı yapılan göçtür. Bazen de turizm sektöründe çalışmak için göç hareketi yapmaktayız. Mesela nasıl? Aşçıları düşünelim arkadaşlar. Yaz döneminde özellikle kıyı kesimimizde, neresi bu kıyı kesim derseniz, Ege kıyıları da olabilir, Akdeniz kıyıları da olabilir. Burada otellerde o reyonda çalışacak aşçı arkadaşlarımız ya da aşçı ustalarımız gidip bu dönemde bu alanda çalışıyorlar. Sonra tekrar bulundukları yere geliyorlar. Bu da yine mevsimlik göç ama turizme bağlı. İnşaata bağlı yapılan göçler de var. İnşaata bağlı yapılan göçler genel itibariyle büyük şehirlerde gerçekleşiyor. Büyük bir yapı inşa edeceksin ve belirli bir süre bu yapının bulunduğu yerdeki şantiyede kalıyorsun. İş bittikten sonra tekrar bulunduğun yere dönüyorsun. Bu da inşaata bağlı mevsimlik göçtür. Ve aynı zamanda eğitime bağlı mevsimlik göçler de var. Mesela üniversite sınavına hazırlanmak için eğitim hizmetinin daha iyi olduğu bir alana göç ediyorsun. O dönemde oradaki eğitim kurumlarında eğitim alıyorsun. Eğitim hayatın bittikten sonra tekrar bulunduğun yere geliyorsun. Bu da eğitime bağlı mevsimlik göç olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bir de şunu unutmayalım. Bizim ülkemizdeki iç göçler genel itibariyle, bakın dikkat edin buna. Bir, kırdan kente yapılabilir. Bak bu birincisi, kırdan kente yapılmakta. İkincisi, kırsal kesimden kırsal kesime de yapılmakta. Bu iki grup. Üçüncü grup nedir dersek, kentsel alandan, bak kentten kente yapılmakta. Ve aynı şekilde gene kentten kıra yapılmakta. Şuraya şöyle kentten kıra diye yazalım. Bak şimdi o zaman biz ülkedeki iç göçleri dört şekilde yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Peki bunlardan hangisini günümüzde biz yoğun ölçekte yapmaktayız dersek, tabii ki de kentten kente yapılan göçler yoğun ölçekte yapılmakta. Neden dediğimiz zaman, şimdi şuna dikkat edin sevgili arkadaşlar. 2022 yılı itibariyle bizim kent nüfusumuz %93,4. Bak, kent nüfus oranımız %93,4. Kır nüfus oranımız ise %6,6. Şuraya da şöyle kır nüfusu diye yazıyorum sevgili dostlar. Şimdi bu kadar yoğun bir kent nüfusu varsa insanlar o zaman kentten kente ne yapacaklardır? Göç edeceklerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki bizim ülke içerisinde göçler neden meydana geliyor derseniz, bunun bazı temel sebepleri var tabii ki de. İklime bağlı nedenler. Atıyorum herhangi bir yerde, özellikle mesela Tuz Gölü çevresinde yağışın azlığı olumsuz bir etkendir. Buradan insanlar
insanlar başka alanlara göç ediyorsa bu kuraklık kısmı ile ilişkilendirilebilir. Erozyon mesela bizim ülkemizde iç bölgelerinde Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğun görülen bir afettir. Buna bağlı tarım toprakları verimsizleşebilir. Bundan dolayı insanlar göç eder. Ya da geçen sene maalesef yaşamış olduğumuz ve 53 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği Maraş Göksun depremi. Bu depremden dolayı insanlar deprem riskinin düşük olduğu alanlara göç etti. Al sana doğal afetlere bağlı nedenlerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ya da bunun dışında sel olayı, çığ olayı, heyelan olayı gibi durumlarda gene bizim ülkemizde göçe sebep olan doğal durumlardır diyebiliriz. Ama biz bir göç hareketi yapacaksak bu göçün temelinde iş imkanlarının çeşitli, zengin olduğu alanlar olacaktır diyebiliriz, tamam mı? Zaten göçe sebep olan durumlar tamamıyla duygusaldır diyebiliriz. Yani büyük bir bölümü duygusaldır diyebiliriz. Daha iyi bir hayat yaşama isteği diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi sosyal ve kişisel nedenlere. Eğitim, dini faktörler, kültürel farklılıklar, sağlık hizmetleri ya da daha iyi yaşam tercihi göçe sebep olan sosyal kişisel neden. Mesela bulunduğun coğrafyada senin o düşüncene bağlı olarak, inanç durumuna bağlı olarak bir dışlanma söz konusu olabilir. Bu korkudan dolayı başka alana gitmek zorunda kalabilirsin. Bu göçe sebep olan sosyal ve kişisel neden olarak karşımıza çıkmakta sevgili dostlar. Şimdi biz ülkemizde net göç hızı dediğimiz bir kavramımız var. Nedir dersek? Mesela burada İstanbul'u düşündüğümüzde, bakın şurada güzelim İstanbul'u düşündüğümüzde, İstanbul'un aldığı bir göç var mı? Var. Bir de İstanbul'un verdiği göç var mı? Var. İşte biz bu alınan göç ile verilen göç arasındaki farka net göç hızı diyoruz. Ve diyor ki net göçün toplam nüfusu oranı da net göç hızı olarak ifade edilmekte. Bak şimdi bir yerleşim biriminde net göç hızının pozitif değerde olması nüfusun arttığını gösterir. Negatif değerde olması ise nüfusun azaldığını gösterecektir arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz mavi ve tonları net göç hızının eksi olduğu yerler. Bakın bu 2020 yılı itibariyle alınmış bir harita ve mavi alanların verdiği göç aldığı göçten daha fazla. Ama eğer ki rengimiz kırmızıya gidiyorsa o zaman net göç hızı artı değerdedir. O zaman bu alanlarda ne yapıyor? Yoğun bir şekilde göç alıyor. Yoğun derken sayı anlamında değil sevgili arkadaşlar. Bak bunu unutmayalım, tamam mı? Neden dediğimi şöyle düşünün. Türkiye'de en fazla göç alan ilimiz İstanbul. En fazla göç veren ilimiz de İstanbul. Bakın şimdi haritama. Tabloya geldik şimdi. 2020 yılı itibariyle İstanbul'da alınan göç 385.328 kişi. Tamam mı? Verdiği göçe bakın 408.165. Verdiği göç aldığı göçten daha büyük mü? O yüzden biz net göç hızında İstanbul'u eksi değerde gösteriyoruz. Tamam mı çocuklar? Ve net göç hızı eksi binde 1,4. Zaten 22.837 kişi ne yapmış İstanbul'dan? Gitmiş sevgili arkadaşlar. Geldik mesela başka. Bayburt'a dikkat edin. 2020 yılı itibariyle gene. Bakın aldığı göçe bakın. 9.019. Verdiği göçe bakın 6.382. Ya burada bak 9.000 nerede? 385.000 nerede? Bakın o zaman burada da aldığı göç verdiği göçten daha büyük mü? Ve 2.638 kişi nüfusta bir artma yaşanmış mı? Net göç hızına bakın binde 31,5. Yani öyle net göç hızını binde 31'ler, binde 40'lar, binde 50'lerde gördüğünde miktar anlamında çok kişinin artması gerekmiyor. Bunu unutmayalım sevgili dostlar. Peki dış göçlere geldiğimizde Türkiye'den yurt dışına yapılan göçler olarak karşımıza çıkmakta. Burada kim var dersek birincisi işçi göçleri var. Özellikle 1960 yılından sonra Avrupa ülkelerine gerçekleştirmiş olduğumuz göçlerdir diyebiliriz. Burada nereye gittik dersek? Biz bu dönemde Almanya ile işçi göçü antlaşması imzalıyoruz ve başta Almanya olmak üzere Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, Avusturya gibi ülkelere bu dönemde işçi göçü olarak gittik. Tabii bunun dışında 60'lı yıllardan sonra 80'li yıllara geldiğimizde Kuzey Afrika ülkelerine, Arap ülkelerine ve Sovyetler Birliği ile Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine de biz
işçi anlamında işçi göçü göndermekteyiz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Özellikle sanayileşmenin yoğun olduğu alanlara bu göç hareketi yapılmakta. Şimdi geldik bir diğer göç hareketimiz nedir dersek beyin göçüdür sevgili arkadaşlar. Bak beyin göçünü diğerlerden ayıran en önemli özellik nedir dersek eğitimli bireylerin, iyi eğitim almış bir bireyin yapmış olduğu göçtür diyebiliriz. Ve bir ülkenin sahip olduğu nitelikli nüfusun kaybı anlamına gelmektedir. Bak Türkiye ne yapıyor dersek, Türkiye gelişmiş ülkelere beyin göçü veriyor. Az gelişmiş ülkelerden ise beyin göçü alıyor. Yani Türkiye hem beyin göçü alan hem de beyin göçü veren bir ülkedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım, önemli bir ifadedir. Devam ediyorum. Savaş ve sosyal olay göçleri. Burada özellikle iç karışıklıklar olabilir, savaşlar, etnik ve dini baskılar, rejim değişiklikleri olabilir. Buna bağlı yapılan göçler savaş ve sosyal olay göçleridir. Türkiye bu noktada geçmiş dönemden günümüze kadar yoğun bir şekilde göç almıştır diyebiliyoruz. Peki nereler? Bakın biz Cumhuriyet'in ilk yıllarında Yunanistan'la birlikte yapmış olduğumuz mübadele göçü antlaşmasıyla birlikte bu göç hareketini yaptık ki mübadele göçü zaten geçen dersimizde de söylemiştik zorunlu bir göçtür sevgili arkadaşlar. 1979 yılında İran'da rejim değişikliği yaşanıyor ve 1 milyon İranlı geliyor. Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ediyor. 5000 Afgan gene Türkiye'ye geliyor. 1980'li yıllar ve 90'lı yıllarda hem İran-Irak savaşları ve aynı zamanda Bulgaristan hükümetinin Türklere uygulamış olduğu baskıcı bir tutumdan dolayı binlerce insan Türkiye'ye geldi. 90'lı yıllarda Yugoslavya'da meydana gelen iç savaş nedeniyle Boşnaklar ülkemize geldi. Gene 99 yılında Sırpların Kosova'ya uyguladığı soykırım sonucunda maalesef binlerce insan ülkemize sığınmak zorunda kaldı. Canlı kanlı güncel anlamda yaşadığımız olaylardan bir tanesi 2011 yılında Suriye'de yaşanan iç karışıklıktan dolayı milyonlarca Suriyeli ülkemize geldi ve aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Ukrayna'dan gene binlerce insan Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik göçün mekansal etkileri nelerdir dersek. Öncelikle bu göçün mekansal etkilerini bir göç alan bir yerde meydana gelen değişiklikler diyeceğiz. Bir de göç veren yerlerdeki mekansal değişikliklerden bahsedeceğiz. Şimdi göç alan yerleri düşündüğümüzde kırsal kesimden kentlere doğru yaşanan yoğun bir göç hareketi var mı? Vardı Türkiye'de. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde nasıl semtler ortaya çıktı? Gecekondu semtleri ortaya çıktı ve bu çarpık kentleşmenin ortaya çıkmasına neden oldu diyebiliriz. Ve son dönemde de TOKİ'nin yapmış olduğu kentsel dönüşüm projeleriyle bu çarpık kentleşmenin olumsuz etkisi bir nebze de olsa ortadan kaldırılmakta diyebiliriz. Ve aynı zamanda yahu şimdi bir yerleşim alanına ihtiyacım var ama yetmiyor. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İzmir, Antalya gibi illerimiz yoğun ölçekte göç alıyor ve konut ihtiyacı var. Konut ihtiyacı için yerleşim alanları açılmasına yönelik bak dikkat et orman alanlarını tahrip edebiliyoruz. Verimli tarım alanlarını gene tahrip edebilmekteyiz. Bu durum ister istemez bir takım sorunlu durumlara da neden olmaktadır diyebiliriz. Aynı şekilde göç alan bir bölgede yerleşim alanı ister istemez genişleyecektir. Ve bu genişlemeye bağlı olarak sanayi tesisleri şehrin iç kısmında kalacak ve hava kirliliğine sebebiyet verecektir diyebiliriz. Gürültü kirliliğine sebebiyet verecektir diyebiliriz. Bunu da organize sanayi bölgeleriyle ortadan kaldırmaktayız. Haberiniz olsun sevgili dostlar. Ve iç göçler sonucunda yaşanan bir yoğunluk nerede? Trafikte meydana gelecektir. Trafik yoğunluğu artar. Altyapılarda yetersizlikler ortaya çıkar ve en önemli sorunlardan bir tanesi suç oranlarında artışlar yaşanır diyebiliriz. Bununla birlikte göç alan bir bölgeyi düşündüğümüzde yoğun bir şekilde nüfus artıyor ya
eğitim ve sağlık hizmetlerinde de aksamalar yaşanabilir. Hala günümüzde bazı büyük şehirlerimizde 60, 70, 80 kişilik sınıflarda eğitim faaliyetine devam eden öğrencilerimiz mevcut. Bunu da eğitim kurumlarının sayısının artırılmasıyla üstesinden geleceğiz diyebiliriz sevgili dostlar. Aynı zamanda bu durum hastanelerde de sorunlara sebebiyet vermekte. Kırsal kesimden insanlar kentsel alana göç ettiğinde kentle kır arasındaki o kişilerin uyum sorunları ortaya çıkmakta. Bak yukarıdaki yazmış olduklarımızın hepsi yani buradakiler olumsuz durumlardır. Ama sosyal ve kültürel çeşitliliğin artması, iş gücü potansiyelinin artması genel itibariyle bu noktada olumlu durum olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Bir de göç veren yerlere baktığımızda kırsal kesimden insanlar kentsel alana doğru yoğun bir şekilde göç ediyor. Yer şekli ve iklim özellikleri doğal faktör yönünden uygun koşullar taşımayan bazı köylerin neredeyse görselde de görmüş olduğunuz gibi tamamen boşalmasına neden olmuştur diyebiliriz. Bu terk edilen evlerin yıkıntı bir şekilde harap olmasına neden olacaktır diyebiliriz. Aynı şekilde ekilen bir tarla varsa tarlalar boş kalacaktır ve boş kalan bu tarım alanlarındaki topraklar erozyona maruz kalacak ve erozyonla birlikte verimsizleşecektir. Nüfusun azalmasıyla nitelikli iş gücü açığı olacaktır diyebiliriz. Kırsal kesimde özellikle nüfusun artış hızının yavaşlaması, belli bir sürede sonra durması ve nüfusun ileriki dönemlerde azalmaya başlamasına neden olacaktır. Kamu yatırımları kullanılamaz hale gelecektir ve tarım hayvancılıkta üretimimiz azalacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neyi öğrendik? Cumhuriyetten günümüze geldiğimizde iç ve dış göçlerden bahsettik. Göçlerin ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerinden de bahsetmiş olduk. Aman ha ödevlerimizi unutmayalım çünkü burası yazılı anlamında bizim için oldukça önemli bir yer haberiniz olsun. Hadi bakalım karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.